فدعيني أماه دعيني لا تفقد دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني العين تناديني فدعيني أماه دعيني. Müşrikler yarım adanın çoğunu alacak, çok az kalacak. Batıya ölüm ve korku kaplayacak. Onlar açlık ve kıtlık sarsacak. Bütün fitneler çoğalacak. İnsanlar birbirlerini yiyecekler. Allahu Teala'nın Resulü'nün kızı Fatma'nın çocuğun neslinden uzak batıdan bir kimse çıkacak. İşte bu ahir zamanda çıkacak olan Mehdi'dir. İşte bu kıyametin ilk alametlerinden buyurmuştur Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisinden sonra Endülüs'ün fethedileceğini, sonra kafirlerce ne yapılacağını, bir daha Müslümanlardan alınacağını, orada büyük katliamlar, vahşetler ve cinayetler işleneceğini, eğer bu konuda öğrenmek istiyorsanız, İspanya'nın bugün içinde bulunduğu Endülüs bölgesinde bundan 300 sene önce tamamıyla Müslümanların kontrolünde ve hakimiyetindeydi. On binlerce cami vardı. Neredeyse Hristiyan, Müslüman olmayan toplumlar kalmamıştı. Sonra ne oldu? Yani tabiri caizse Avrupa Haçlı seferleriyle ve savaşlarıyla Müslümanların da birbirine düşmeleri, birbirleriyle savaşmaları, birbirlerini öldürmeleri neticesinde Allahu Teala zalimlerin onların üzerine musallat etti. Hristiyan alemi orayı işgal edince orada Engizisyon mahkemeleri kurdular. Milyonlarca Müslümanı işkencelerde öldürdüler. Kaçabilen kaçtı, kaçamayanlar orada kalmak zorunda. Çocukları ve nesilleri Hristiyanlaştırıldığı gibi olmayanların da yani kendisini Hristiyan atfeden herkese de zorla domuz eti, içki, her pisliği yedirdiler, yaptırdılar. Çocuklarını alıp kiliselerde, manastırlarda rahipliğe kadar verdiler ki orada Müslümanları bitirdiler. Tabiri caizse 400 sene boyunca neredeyse o Endülüs dediğimiz, o İspanya dediğimiz yerde tek bir ezan sesi bile yükselmedi yani. İşte Nebi Aleyhisselatü Vesselam aslında kıyamet öncesi son süreçleri de hadislerinde açık ve net olarak belirlemiş. Bu kitabın geçmişi de 800-900 senedir yani. Bu Endülüs olayı yaşanmadan 400 sene önce yazılmış bir kitaptan bahsediyoruz. Düşünün yani. Böyle olmasına mukabilen aynen öyle oldu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dünyadaki toprakların ve coğrafyalarda kıtlığın alıp baş göstereceğini anlıyor musunuz? Susuzluk ve çöller ve sahralara toprakların döneceğini söylüyor. Şu anda ne var dünyada? En büyük problem nedir? İklim değişiklikleri. Bütün dünya onun üzerine konferanslar düzenliyor. Neden? Çünkü dünyada çölleşme aldı başını gidiyor. Tabiri caizse doğa olayları dengesini bozdu. Türkiye'de hortum yaşandı Antalya'da gördünüz. Aslında Türkiye tarihinde bir ilk. Neden? Çünkü gerçekten Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği o süreçler bunlardır. Yani Türkiye'de çölleşme var. Türkiye'de su kıtlığı başlamış. Türkiye'deki obruklar, toprak kaymaları var ya sürekli Konya'da başka bölgelerde gösteriliyor. Sebebi ne? Yeraltı su kaynaklarının seviyesinin düşmeye devam etmesidir. Tatlı su seviyesi dünya genelinde düşünce boşalan mağaralar çökmeye başlıyor. İşte burada Nebi Aleyhisselatü Vesselam gerçekten dünyaya kıtlığın, anlıyor musunuz, savaşların, zulümlerin hakim olacağını, tecavüzlerin, zinaların, katillerin, katliamların, vahşetlerin, cinayetlerin alıp başını gideceğini, ondan sonra benim ehli beytimden bir zat çıkacağını söylüyor. Onun da tabiri caizse Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam için ne diyorlar? Kılıç ve rahmet peygamberi diyorlar. Mehdi Aleyhisselam da eline silahını, kılıcını alacak. Kendisinin etrafında toplanan o toplulukla beraber yeryüzünde bütün küfre cihad ilan edecek. Yeryüzünde savaşacak. Tabiri caizse Google'da, Twitter'da, YouTube'da millete yazmayacak. Veya tabiri caizse Amerika'da konferans yoluyla milleti aldatmayacak. Veya o bizim bu Türkiye'deki her zaman diyorum Türkiye sahte Mehdiler cenneti. Her gün bir tane deli çıkıyor kendi Mehdi ilan ediyor. Ve emin olun var ya bu adamlar kendine mürit de buluyor yani. O kadar safız ki, o kadar IQ seviyemiz düşmüş. Gerçekten o kadar gerilemişiz ki her yalancı bizi aldatabiliyor. Her uyduruk adam birkaç kişi etrafına toplayıp kendi peşinden insanları yürütebiliyor. Ondan dolayı Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyada ne olacağını, dünyada muazzam kıtlıkların, çölleşmelerin, doğa olaylarının bozulması, hatta kıyametin alametlerini haber verdiği zaman meşhur hadisinde ne diyor? Sıcak yağmurların yağması. Sıcak yağmurlar dediğiniz zaman hatta diyor ki yağmurlar çok yağacak, bereketsiz olacak, afete dönecek. Bugün düşünün ki bugün Türkiye'de dahil Hindistan'da, Çin'de, bütün dünya ülkelerinde
yağmurlar bir anda basıyor, bir saatte olan oluyor, ondan sonra felakete sebep oluyor, toprak kaymaları, insan ölümleri, bina yıkılmaları, hiçbir bereketi olmaksızın her tarafı süpürüyor ve bütün yani tarım arazilerini ve tarım namına ne varsa her şeyi süpürüp siliyor. Bu da neye sebep oluyor? Her türlü kıtlığa doğru insanları sürüklüyor. Yani ondan dolayı gerçekten Nebi Aleyhisselatü Vesselam hadislerinde bildirdiği, tabir ettiği şeyleri biz yaşıyoruz. Yalnız biz bu rivayetlere dayanarak diyemeyiz ki yani ben hatırlıyorum. Aslında Mehdi Aleyhisselam'ın çıkması ve zuhuru ile alakalı tarih verenlerin hepsi sonunda aldanmıştır. Bir alim çıktı, ben mesela bundan 15 sene önce bazı cemaatler ve camialar diyordu ki Mehdi Aleyhisselam şu anda Medine'de yaşıyor. Yani Suudi'deki Medine'de yaşıyor. 15-16 yaşlarında önümüzdeki 10-12 sene içerisinde zuhur edecek. Zuhur edince hepimiz ona hicret edeceğiz diyorlardı. Aradan zaman geçince 10-15 sene geçince bak 10-15 sene geçince bunlar yalancı konumuna düşünce ne dediler? Efendim dediler ki İmam Rabbani demiş ki gelirse 100 yılın ilk çeyreğinde gelir. Gelmezse hadi 100 sene sonra eyyallah. Niye? Çünkü yalancı konumuna düştüler. Söyledikleri olmadı. Bu sefer daha büyük yalanlarla insanları aldatmaya başladılar. Şimdi de diyorlar 2019 gidin YouTube'da bakın dünya kadar bununla alakalı video var. Böyle yalancı, Şii, Nusayri, sapık insanlar çıkıp diyor ki ya ben onun habercisiyim Allah'la konuşuyorum. Ya Sümme Aşa peygamber ve peygamberler ki ulul azm olmayan hiçbir nebi Allah-u Teala ile görüşmezken ya Sümme Aşa vallahi billahi ben de hayret ediyorum. Kendi kıçını yıkamayı bilmeyen adam Mehdi'nin habercisi oluyor. Ne garip şeyler yaşanıyor ya. Onun için gerçekten yani Allah'la konuşmak basit bir şey mi ya? Zaten bu dünya hayatında Allah'la konuştuğunu söyleyen herkes için İmam Şafii, İmam Ebu Hanife, Ahmed bin Hanbel ve İmam Malik kim böyle bir şey iddia ederse kafirdir. Ona inanan da imanı gider diyorlar. Çünkü Allah-u Teala ile konuşmak basit bir şey mi ya? Bir insan rüyada bile Allah'la konuştum diyemez. Ama adam diyor ki bana Allah-u Teala dedi ki 2019'da Mehdi zuhur edecek. Neden? Çünkü insanlar Mehdi Aleyhisselam'ı bekledikleri için o kadar dünyada bir adaletsizlik ve zulüm var ki, o kadar dünyada bir sömürü sistemi var ki herkes ümit içerisinde, herkesin bir umudu var. İşte o umutları şarlatanlar, sırtlanlar ne yapıyor? İstismar ediyorlar. Uydurdukları rivayetlerle insanları aldatıyorlar. İnsanların kendi inançlarına, kendi dinlerine, kendi peygamberlerine, kendi dini değerlerine hiçbir inançlarını bırakmayacak şekilde onları istismar ediyorlar. Ondan dolayı Mehdi Aleyhisselam ile alakalı aslında mesele çok teferruatlı veriyor. İmam Şirani Tezkiretü Kutubi'de ama sadece birkaç başlığı ele alarak genel bilgi olarak veriyorum. Nitekim İbn-i Mecah'ın Ebu Hureyre yoluyla rivayet olunan bir hadiste Ebu Hureyre diyor ki Resulullah